Hayırlı günler sevgili ve değerli izleyenler. Türkmeneli Televizyonu'ndan Ne Güzel Demişler programıyla yeniden karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Ne Güzel Demişler programı her hafta bir atasözün konuk olacağız. Ve bugünkü atasözümüz iyi de kötünün ayağına yanar. Bu atasözümüzü milletten sorup onların bilgileri ve fikirleri alacağız. Haydi fazla uzatmadan programımıza başlatalım. Evet sevgili izleyenler, burada bir abiden abla gördük. Ne var, neysen abi? Sağ ol, var olas. Sağ olasın. Ne acaba bir gün buraya çıkıp? Valla işte ister bir tağir cev. Doğumdan, evden doğuma. Ne işlisiniz? Ben askeriyim. Ailem müderrisi adı. Memnun oldum. Ne var abla, neyin? Sağ olasın. Sağ olasın, teşekkür ederim. Bizim programımız Türkmeneli Televizyonu'ndan Ne Güzel Demişler. Atasözümüz var, sizden soruyor özüm. Hazırsan soru. Buyurun. Bilgiler o iyiydi. İnşallah. Sözümüzdür. İyi de kötünün ayağına yanar. Tamam. Şimdi hatta bizim askeriyede var. Yani واحد يعم على كل عرب diye. Doğru. Bir tane bakasan çıkar o milleti diyorlar bak filan millet harabdı. Bir tane çıkar içlerinden diğer bak filan millet harab oldu. Özü yok beledey. Hepsi millete harab var, iyi var. Hepsi mecmuada doğumda mesela her yerde iyi var, harab da var. Harapta da var. İyi desen harapta sen yoksa iyi desen. Vallahi inşallah biz iyi deniz. İnşallah. İyi de peki normal hayatı da yoktu. Nece? Normal hayatı da bu mesela geçmiri. Ben valla hastan bizim yani kemeslek devamda bizim çok müsaade eder yani iyi de harap daha çoktu. İyi de arvadun ailesiyden. Kayın kudavda. Yok elhamdülillah çok iyi. Çok mütefahamık inşallah. Eyid abi programımıza katıldığı için teşekkür ederim. Sağ ol, var olasın. Sağ olasın, teşekkür ederim. Abla sana da teşekkür ederim ama bir şey demedi bize. Eyid, özü iyiydi sen o anne o baba da? Çok iyiydi. İyiydi, hamdolsun. Harap olsa bize selam. İyiydi. Sağ olasın, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi programımız hala devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, programımız ile devam ediyor. Burada bir abimiz gördük. Ne var abi? Ahlan ve selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Neyesin, böyle durupsan, dağılıpsan? Vallahi iş yoktu işte. Gelen gelene bakırıp, düşman yılını da gördük. Gözledik sizi dedik ingeller yanımıza. Hoş geldiniz, safalar getiririz. Hoş bulduk. Dedi, Türkmen elini gördün, biraz dertleşim, iş yoktu. Vallahi özü dertleşmek Allah'a adı, avul Allah. Ve gene televizyon olduğu için, gene dedik gene bir şeyler diyerek. Tamam, o zaman biz seni biraz keyifli ede. Bu gamdan çıkasın. İnşallah, yok inşallah gam yok. Sizi gördük, mutlu olduk inşallah. İnşallah, sağ olasın. Bizim programımız Ne Güzel Demişler programıydı. Atasözüm var, sizden sorarım özüm. Buyurun. Tamam, dedelerimiz demişler ama ne güzel demişler. İyi de kötünün ayağına yanar. Tamam. Bu yani bir yerde sen, bir mecmua beşer var diye, bir insanlar var. O grupta ya da 10 tanedler. Yani arkadaşlar Rusya'lı 10 tanedler. 10 tanedler. Sen de haraba kesen. Ben haraba çeyim. Ben hiç harap gördüğü bilmiyorum. Yoksa misal ver. Tamam. Diye 9 tanesi iyiydi. Bir tane haraptı. Bu harabın ayağına onlar da gider. Sen de yandın özellikle. Yok ben haraba çeyim. Benim sebebim onlar da yanar. Onlar da yandılar sağ olun. Yandılar, tamam. İyiydi sen bu harablara ne diyorsun? İyi olur. Vallahi ben bu çok insanlar o kadar tesir edebilmemiz yani zaten. Ama yani nasihatimiz oldu. İyi her vakit haraba nasihatten diyesin. Ve yani fadihat da demesin. Bunu diğer her vakit nasihat olanda nasihat çekesen bir yana insanı yalnız diyesen özne diyesen. Olmaz yani kaldı, bir toplam içinde diyesen özne sen tamam. Böylesin kötü şeyler diyesen tamam, özne. Yalnız olarak insan. Daha güzel olur. Tamam din nasihat. Peygamber Efendimiz de bunu deyipti. Nesihat veresen ama fatih etmesen özün. Aha doğru. Eydin ne edek biz iş yok? Vallahi Allah'tan beşler rızkı inşallah. Vallahi özü elhamdülillah. Bu aralar neydi böyle olup yani? Soğuk olduğu için? Vallahi zaten
diğer çarşıda çoğu muzaftı. İşte bazı şeyler, durumlar da var, imtihanat var, bazı şeyler var ama Allah'a şükür yani. İnşallah işimiz de oğlu başlarda o programımıza katıldığı için teşekkür ederiz. Sana sağ olun. Yani, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi programımız hala devam ediyor. Kolay gelsin abla, ne var? Sağ ol hayat, sağ ol. Sağ olasın. Abla bizim programımız ne güzel demişler. Atasözümüz var, senden sorur hocam. Sor. Bilesen yani. İndiki gençler bilmezler sağlık. Tamam. Abla bizim sorumuzdur, iyi de kötünün ayağına yanar. Tamam. Bu bir atasözü. Bunun anlamı neydi? İşte harap da iyi de harap ayağına yanar. İşte, nece? Biraz anlatsa bizim için. İşte bir hikayesi var. Haraptı. İyi yaşardı hayatım. İyi de gider onun ayağına. El ele yanar. İyi de onun ayağına yanar. O harap ayağına yanar hayatım. Yani indi 5 nefer olduysa, birisi harap olduysa her dördü de harap oldu özüyle. Bana o haraptan kahır oturur, onu harap. Ne için bu hapse iyi olmur? Harap iyi etsiler. Harap iyi olmaz? Olmaz hayatım. Harap olmaz iyi. Ölene kimin? Olmaz iyi. Ha. İyi de hiç harap olmaz ölene kim. Olmaz. Hayat. Ha. İyi de hadi bugün sen ne etsen burada? Vallahi istirendir. Asbab alım özüm için. Özüm için alasın burada. Kimiden gelipsin? Oğlum da ne oldu oğlum. Yalnız gelipsin oğlu da? He oğlum gelmem. Bu da torunlar oldu. He. Sevasın özlerin? He valla severim. Naksın malum da bunu çok sevasın. He bunu onu severim. Güzel kız adı nerede? İlah. Mektepte sen? He. Aferin. İyi de okuru? He, ne şeydi, şatır da ablası. Allah ömürlerin uzun etsin sağ olsun. Programımıza da katıldı. Teşekkür ederiz sana. Evet sevgili izleyenler, buradaki abimiz var. Görüşme yapacağız derinden. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. شلونك؟ الله يخليك، شلونكم انتو؟ الحمد لله تسلم. عندنا احنا مثل بالتركماني يقول ايدا كوتنن اياغنا ينار، يعني اترجم لك اياه بالعربي، يقول الاخضر يحترق بسعر اليابس. نعم، هذا المثل هو طبعا اكيد الامثال الشعبيه كانت تضرب ولا تقاس في مرحله ما او في مرحله ما، في كل مرحله معينه في العراق عندنا فلكلور، عندنا كلمات شعبيه، عندنا كلمات لحد الان متاثرين بها من الاستعمار، يعني كذا كل استعمار دخل البلد اثر بينا بكلمات معينه. من ضمن هذه الامثال الاخضر يحترق بسعر اليابس، اي ما يعني ان الاشياء الخير يخص والشر يعم. الاشياء من تكون سلبيه نوبات تعم على المجتمع، الظواهر السلبيه تعم ايضا على المجتمع. الاخضر يحترق بسعر اليابس اي ما معنى، يعني لو تنطيني مثل صاير موقف بحياتك، يعني خلينا نقول مثلا نجيب على العمليه السياسيه، بالعمليه السياسيه حتى لو كان عندنا سياسي بارز او سياسي ايجابي، سياسي ناجح، اصبح مو زين بنظر المجتمع، المجتمع فقط يعني الحكومه يقولون كلها مو زينه، فالسياسي حتى لو يصير زين، حتى لو كان زين اصبح مو زين. يعني هذا المثل ينطبق ايضا على التشكيل الحكومي او على الوضع السياسي ووضع الحكومه بشكل عام بالعراق. شكرا لك. العفو، اهلا وسهلا بك. ابي سنن صراخ نورني اتسن. اهلا وسهلا. ابي بزم اتسوزمز وار. بله. Sizden sonra gözün Türkmeneli televizyonundan. Bale ala mesela. Atasözümüzdür iyi de kötünün ayağına yanar. Bale. İşte bu sözler bizde kalıptı. Büyüklerden, babalarımızdan, kocalarımızdan kalıptı. İyi harap ayağına yanar. Ve şimdi o görürük bu işleri, bu şeyleri görürük. Nece bu emsalleri deyibler bize. Hası da oldu, vakıya geldi bu müştemahta. Nece oldu, nece olmur. Ha valla, iyi harap ayağına yanar. Yani bir mesel, bir mokuf konuştu o bizim için. Daha detaylı konuştu bizim için. Ne mevkufu, ne yani? Yani iyi de harabının ayağına yanar. İyi de harabına. Valla işte görsen bir tane bir iyilik ediri. O bir sıkanşağında açık haraptı. Onun şeyine o yanına, o harablığı görür. İyi özü istir iyilik etsin, bas harablık geldi kanşağına. Harablık şimdi yani. Bizler iyilik ediriz, baksana Ensavudan harablık geldi sağ olsun. Ha valla. İyi de abi, Türkmen milletine, Kerkük milletine. Valla Türkmen milletine, hapsine diyelim. Türkmen milleti şey olsun, Allah bu selam bu ümmet Muhammed'e hapsini saklasın, beklesin, bu memlekete iyi etsin. Hastan Türkmen milletini, hapsi milletleri, hapsi adamları, hapsi beşerleri, hapsini salamat etsin. İnşallah memleketimiz dışarıda inşallah iyi olur. İnşallah.
İnşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne var abi, siz? Hamdolsun, var olasın. Sağ olasın. Var olasın. Siz ne etsin, iyisin inşallah. Elhamdülillah. Gün ne etsin, burada çıkıpsız? Valla biraz pazarlığa. Görkür araba çıkardım saniye evde. Valla biraz uşaklar çalışverişe çıktı. Sen çıkardım sen özünü. Tabii. İyi de bizim programımız Türkmeneli Televizyonu'ndan. Ne güzel demişler programı. Atasözümüz var, sizden sorduk özün. Ama ilk önce kimden sorum? İnşallah. Fark etmez. Kimin bilgileri daha iyiydi atasözler tarafı? Fark etmez. Fark etmez. Sözümüzdür iyi de kötünün ayağına yanar. Bu eski bir atasözlerinden bir sözdü. Osman'ın bir eski hakikati. Eski hakikatımızdı. Bir mesel yani diyağın. Bu yani neyi, anlamı nerede? Yani diyağın mesela bir toplum içinde veya bir mahallede diyağın bir sürü komşular var. İçlerinde bir veya iki tane yani harap olsa, kötü olsa o mahallenin bütün yani sümatine tesir eder. Hapsi diyorlar, bu mahalle hapsi yani haraptı. Hapsi haraptılar. Ha. Yani hapsi iyiyse, iki denesi kötüyse o kalan iyiler de onun ayağına yanar diyağın. Eydi abi, sen ne diyorsun hakikaten? Tamamdır. Kuruda bir mesele de var diye, kuruda yaşı ayağına yanar. İşte tabii kötüler azdı. Biz özü bilsen iyi her vakit çoktu. Lav kulübet kulübet. Her vakit iyi de var. İşte. İşte özü her ne diyorsa tamam sen uyanır. Ha tamam. Tamam, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Allah'a teşekkür ederiz. Türkmen milletine, Kerkük milletine. Valla inşallah böyle her zaman keyif safhada yaşarlar. Mutlu geçirdiler zamanlarını inşallah inşallah. Bilmiyorum. Allah bütün Türkmenleri saklasın her yerde. Bilmiyorum, karabağlılık inşallah. İnşallah. Hepimize yetişti, hepine birbirine sahip çıksın. Ha inşallah. Teşekkür ederiz size, sağ olasınız. Ne var güzel? İyiyim, sağ ol. Neyitsen? İyiyim. Adı nerede? Meryem. Meryem, neçencisin? Altıncı. İyiydi, oksan? He. Ne o? Sen o nerede mektepsin? He. Okudur saniye o da? Yok. Neydi? Neyse neresi okutmuşsun? Türkmen okulundaydı. Ha, inşallah bizim Türkmen okullar hepsi yani bellidi. İstemez evde okumak. Özleri okullar. Tamam, başarılıklar dilerim. Sağ ol. Sağ olasın, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne var abiler? Ne etsiz? Ne var abi? Ne etsin? Sağ ol. Ne etsin? Ne var? Ne yok? Ne etsin burada? Valla gelmişim arkadaşım yanına. Ha. Aga yanına. Ha. İyiydi. Basan abi, sen ne etsin burada? Dükkan oldu bu? Yok valla, arkadaş yanında oturmuşum. Ha, bu burada arkadaşınızla oturmuşsunuz. İyiydi, bizim atasözümüz var. Sorak sizden özünü. Ama ilk önce abi senden sorum. Sor bakalım. Sözümüzdür iyi de kötünün ayağına yanar. İyi de kötünün ayağına yanar bir manası. İyi de karabın ayağına yanar. Yani bir tane karaptı, iyi de onun ayağına yanar. O karablık yaparsa baktı iyi de onun sebebine girer. Doğru. Ah. Buncadır. Bu kadar. İyi de abi sen ne diyorsun? Yanar bir ailede, en basit bir mesele. Bir ailede bir evlat harap olduysa baksan hükümet geldi o ailenin muhasebedir onun sebebine. Budur şey mağdası. Yani indi de bu söz indi de geçerlidir müstemaamızda. Bu müstemaate geçerlidir bu. Ha geçerlidir. Eskiden bu var, indi de var. Eydi ne için kötü kötünün ayağına yanar? Ne için kötü eyinin ayağına yanmaz? Kötü kötüdür. Kötü hakkı kötü kalı. İyi olmaz. Hiç iyi olmaz. Yok. Mezeli yok. Agire ağız düz olmaz. Rende vursa yüz yerden. Doğru. Dedem. Abi sizden de sorak. Buyurun. Sen ne diyorsun? Ben de aynı diyeceğim, ne diyorum. Aynı diyeceğim, diyeceğim tamam bana diyor ki. Bir şey fazla etmezsen bizim için. Ne fazla, valla diyeceğim aynı tamam. Daha ne fazla bir hakir diyeyim, aynı dedi. Dedi kötü aynı, ayağına yanar. Ha, iyiydi. Diyeceğim aynı diyeceğim, ayırak ayırız olmaz, hiç iyi olmaz. Bu mesele hiç hayatı da geçipti. Sen hiç kötünün ayağına yanıp. Ha, her mahalle olup. Ne de bir şey olup bizim için konuşuyoruz. Valla ben olmuyor hatta konuşmuyorsun. Bir şey olmuyor, ben bir konuşayım diyeyim. Olmuyor, yorulur yani. Yedir, çok adam yedir yani. Arkadaş yedir arkadaştan.
Bak o kardeş arkadaştı. Senin uşağın var? Hamdolsun. Oğlu var? Bəli, hamdolsun. Eydi oğlu çıxanda yaz ediyorsun filan arkadaştan da olan xarabdır. Bəli, diyelim özünə. Diyelim o yetim arkadaştan. Hara yetim, kimiyle yetim, kimiyle gelsen. Haradasan, hapsın sorun özünə. Çıxanda yaz ya baş, telefon çalarsan özünə dakikada bir haradasan. Çalam, dakikada bir çalam. Dakikada bir çalam özünə. Ben oğla diyelim, bezer etti. Ben çok, akhiri başta reddetme. Diyelim, ota gelelim, in gelelim. Dedir gel ama gelmedi. Vakti yarım saat sürdü gelmiyor. Bir saat oldu. Nihat ama izah etmezdin. Eyvallah, eyvallah inşallah etmemezdin. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Burada bir abimiz var. Sözümüzü abimizden de sorak. Ne sen abini? Hoş geldin, Safa geldin. Hoş bulduk, sağ olasan. Abi sözümüzdür, iyi de kötünün ayağına yanar. Yanar yoksa yanmaz? Yanar. Nece? Bu sebep var, bazı insanlar var. Bazı indi arkadaşlar var, cep aparlar özünü gel. Aldaldılar özünü. Hı. Şimdi bizim müştemağımız metal nergile çıkıptı. Ha, cideler nergile, o nergile içsen daha iyi. Bu arkadaşı aparız oradan. Bakarsan bir karablık olur, o onun ayağına yanar. Doğru. Onun diğeri valla ben gittim, baba bilmedim. Bu onun ayağına yanar. Eğit sağ ol, uşağı var? Böyle. Nergile içenimiz var? Yok. Yoktu. İzin vermişsen? Yok valla, ben şimdi cigara içirem. Hazreden bu cigarağı vazgeçim edebilmirem. Edebilmez. Ey ben nergile içene ne diyorsan öz de vazgeçelim. Vallahi edebilmirler. Ha vallahi çok kötü bir şeydi bu. İşte böyle. Ha vallahi. Yani çok harap bir şeydi. Yani bazı indi uşaklar var. Bazı babanın sözünü de tutmurlar. Yani uşaklar indi sadıkların olur. Biz indi uşağı yani baba tutsa çok şey etse çok iyi olur. Geldikçe işte cilden fark eder. Bir de programımıza katıldığı için teşekkür ederim. Hoş geldin. Siz safalar geldiniz. Başımızı sağ böyle. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, burada bir abla gördük. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Abla neyse? Hamdolsun iyi, sağ olasın. Hoş bulduk. Neyse burada? Valla bir kez eşya aldım. Özü için? Kızlarım için. Sağ olsun eşya aldın. Eyde abla biz Türkmenli'den. Ya lema selam. Ne güzel demişler programı. Sizden atasözü sorduk. Hoş geldiniz. Atasözlerden bilgiler o iyiydi. Valla bakım. İyiydi. He. Sen atasözlerden bilgiler o var. Valla biraz. 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 Eyde sözümüzdür. Eyde kötünün ayağına yanarmış. Doğru bir şeydi bu. Yani şey bir mantıkada. İyi kötünün ayağına yanar. He. Sağut yakın edim. Kızı indi, telebesem böyle diyor ki. İyiydi. İndi kızı bir sürü arkadaşları var. Diyesen yani özüne 10 yıldan kalkma oturma. Yine de şey ederler, 10 yıldan kırın adam. Kızı koymasan harap kızdan kalksın otursun. Yok yok. Her vakit iyi ne kızlar. Ne olur özde harap olur sonra. İnşallah. He. İnşallah böyle olmaz da. Yok yok inşallah olmaz. He. Abla i̇nşallah. Mesela hepsi bana anlattın. Biraz anlat bizim. Vallahi ne diyeyim. Sen ne diyorsun? Yani tabii yani yurdaşım harap olsa sağdadı kırınır özüyden. Yani indi yedi konuşu birisi harap olsa yedin dağdı kırındı özüyden. Ha yani. İyiydi. Türkmen milletine, Kerkük milletine ne diyorsun? Vallahi çok selam var. Hamsına inşallah ya Rabbi. Hamsı emin de yaşarlar. Hamsı iyi, hoş, kardeşlik yaşar. Elham inşallah ya Rabbi. İnşallah. Ben sen ne diyorsun? Hoş kalın. Vallahi. Ne temenni edesin? Valla Necla, iyi maddelerim. İnşallah Necla. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz size. Sağ olasın. Kolay gelsin abi, ne var ne yok ne? Kolay gelsin, iyi akşamlar abla. Sabahtan, görkürü işten. Doğru, akşam olduğu için biraz saat iş mahallede, biraz dükkanda oğlamamız var. Ondan dolayı hoş geldiniz abla. Hoş bulduk, sağ olasın. Biz Türkmenli'den ne güzel demişler programı. Sizden atasözü sorduk. Atasözüyle bilgiler unacaktı. İyiydi, iyiydi yani biraz iyiydi. Kadarıca bilsin. Bilmem, biraz bilmem. Tamam, sözümüzdür. İyi de kötünün ayağına yanar. Yanar yoksa yanmaz? Yanar tabii. Bizde Türkmen'de bir söz daha var bundan başka. Yaşta kuru ayağına yanar. Yani bakarsan bir bağda yeşillikti, ağızlıktı. Bakarsan bir mecmua yerde bir kuru ağızlar var, o bir kamışlık var kuruyup da. O yandığı zaman tabii etrafındaki yeşilliklere de zararlı ola. Onun için bu söz ona yani bağlanı. Ha, bakarsan bir millet içinde mesela bir daha mesela sana, bütün kavmiyetlerde var. Bakarsan
Hepsi millet iyi değil ki ama bakas insanda yüzde bir kötü var. Kötü var. Olduğu için bakas o millete zararlı tokunu yani. Ağaç da onun kimin aynı yanar. Millet aynı ona benzer. Bakarsan yüzde bir bir şeyler de kötü. Eydi ne için bir tane kötü olanda iyiler hepsi kötü sayılır özlerde. Ne için bir tane iyi olanda kötüler iyi etmez. İşte o kötüye çıkar biraz lütfen yani söz benim yapma bana biraz öge çıkar yani. Görür ki harabaka görür ki. Eyeke görür ki. Zaten zorufa kebel olup da. Ha doğru. Eydi abi ne diyorsun Türkmeneli televizyonuna, Kerkük milletine? Türkmeneli televizyonuna hepsine selamım var. Teker teker yukarıdan aşağıya hepsine. Aynı zamanda siz de akşamdan hoş geldiniz, burası safalar getirmişsiniz. Bizi büyük ettiniz. Zaten her zaman bizim gönlümüz sizden hoştu. Türkmeneli televizyonundan. Çok da güvenlik sizlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Biz de seni diğer programımıza katıldığı için teşekkür ederiz. Gözümüz tabi. Evet sevgili izleyenler, buradaki abimiz gördükçe içirler. Selam Ali. Selam babam. Afiyet olsun. Hoş geldin, size helal olsun. İstirem sorum senin, iyi, kötünün ayağına yanar. Tamam. Dirine sağlık. Ne şembe geline sağlık. Bizi bir pak tutup tuğne öldürüne sağlık. Tamamdır. Dir zordan adım, çağırma zordan adım. Kocaldın bel büküldü, dizde tekat kalmadı, atılam zordan adım. Ağzına sağlık. İyi de kötü, iyinin ayağına yanar yoksa yanmaz. Böyle. Nece yanar? Bir mesel verse o bize detaylı anlatalım. Vallahi biz şimdi hakikaten sevgiler. Biz evvelen gidelim şükredek Allah'a, hamd edelim. Belad yoksa yok. Hamdülillah. Bazı şeyler var. Yani şimdi biz, bazı adam var mesela gece yatır sabah kalkır Abu Casim olur. Sele iyi. Nece? Anlama hani. Şimdi adam var, 5000 lirası yoktu doktora geçsin evde. Belad yoksa yok. Biz gidelim, arvat var mesela 2 uşağı var, 3 uşağı var, dul evde yat. 100 lira evine girmez. Acaba bazı adamları milyardan vurur. O ne dedi? Buna sen razısın? Razı değilim de. Bu herkesin müşkilasıdır. Herkes bunu düşünüp ama sen benim atasözümü diye. Gerek yok. Evvelen bunları düşünün. Abi atasözümün anlamı nedir? Nece yani? İyi de kötünün ayağına yanar. Ha? Nece? Ha ya işte kura ayağına gider. Ha? Bazı işler var mesela. Hiçbir şeyden ilmi yoktu. Baksana onunla beraber gitti. Oğlu böyle şey olmaz. Olmaz. Tamam. Sağ olasın. Biz abiden de sonra ne sen abini et. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Var olasın. Allah razı olsun. Çayın da soğuk oldu bir selaşırık. Yok yok. Hele sıcaktı. Hele sıcaktı. Hele sıcaktı. Böyle. Abi sen ne diyorsun? İyi. Kötünün ayağına yanar. Yanar. Nece? Yanar. Yeşil de kuru ayağına yanar. Şimdi haber koy düşünün. Bir ekinimiz var. Yeşil diyen aşağısında kuru var. Ha. Onu yandıran da o yeşil de yanar. Kuru da, kurunu yandıran da o yeşil de özüyden gider. Bu bizim atasözlerimizde her vakit biz bunları koymuştuk fikrimizde bu heykeller. İyi de harabın ayağına yanar. Göresen bir tane haraplık edip yağın bir tane iyilik edip o haraplık o iyiliği dörter. Onu da yanar. Ha ve böyle şey. Buncadır. Ha buncadır. İyi de sağ olasın teşekkür ederiz sana. Son diyeceğim ne program? Ya çok hoş geldiniz yani gözümüz önüne düşman televizyonu göz. Teşekkür ederim sağ olasın. Koymayak çayı daha fazla soğuk olsun. Sağ olasın. Abi sana da teşekkür ederim. Çok hoş geldim siz. Gözümle baş. Teşekkür ederim sağ olasın. Evet sevgili izleyenler burada bir çalışan abimiz gördük. Selam Ali. Aleyküm selam gözüm Mustafa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Nur abi ne etsin? Sağ olun eyvallah Allah razı olsun. Siz necasiz iyisiniz? Sağ olun. İşler ne zekiyedir? Hamdolsun. Çok iyiydi. Mertahak, meşakilimiz yoktu. Çok güzel yani. Durum iyiydi. İyiydi. Madem böyle keflisin biz sizden atasözü sorak. Gözüm üstüne. Türkmenlerin eski sözlerinden. İnşallah. İyiydi abi. Dedelerimiz demişler ama ne güzel demişler. İyi de kötünün ayağına yanarmış. Tamam. Bu eski sözden ustalar demiş bu hakikati. Yani iyi adam kötü adamın ayağına diğer yanar. Bize bir misal verse o bize, biraz daha detaylı konuşsun. Bir yığıntıda, bir içtimada, bir seferde bir kötü adam var. O kötü adam yüzünden o iyi adamlar da yanar. Yani bu ustadan kalan bir sözdü. İyiydi sen hiç hayatında getirip böyle bir şey? Çok. Ne
bize, birisini anlat bize. Ha, biz CEŞ'te mesela, askerlikte. Ha. Bir tane baktı, harap tasarrufat ederdi. Arabize diyorlar, vahid yam alkol. Vahid yam alkol, ha. Tamam. Bir tane harap tasarrufat ederdi, hapımız ukuba yerdi ardından. Böyle şey işte, vahid yam alkol. Ha. Ukubani yapsan yoksa sen galat tasarruf edipsin. Yok onun ardından, o kötünün ardından ben yemişim. Kötü dögülüydü yani. Yok. Tamam abi. Ha, oğlum. İyi de son sözü neydi programımıza? Irak milletine, Kerkük milletine özellikle. Allah Kerkük milletini saklasın. Yani Kerkük millet güzel bir millettir. Amin ecmain inşallah dedi Uğut Akioğlu. Programımıza katıldığı için teşekkür ederiz sana. Sağ olasın. İnşallah hep böyle mutlu kalasın. İnşallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi programımız hala devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, programımız devam ediyor. Burada bir abi oturup da Nur abini. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. İşler necadi, nece gidiyor? Hamdolsun inşallah iyi. İnşallah iyidir. Abi Türkmeneli'den ne güzel demişler programı, sizden atasöz sor. Çok memnun oldum, sağ olasınız. Buyurun sor. Atasözlerden bilgiler o iyiydi. İnşallah, bir bilgimiz inşallah. Tamam. Dedelerimiz demişler ama ne güzel demişler. İyi de kötünün ayağına yanarmış. Doğru bir şeydi. Doğru da. Nedir? Mesela bizde diyek bir mahallede baksan 10 ev ise baksan 9 ev birleşir her şeyde. Bir ev baksan birleşmiyor üzerinden. Mesela bir toy olduğu zaman o mantıkada 9 ev kalkar o bir evden olur. Çünkü onun toyu var. Baksan bir ev için o yalnız ev için diyemek de çöktü inşallah. Baksan bunlardan anlaşmaz, girmez, katılmaz üzerinden. Ha. Ha. Evet. Neyse o bir ev beladı. Ne bileyim işte bu o evin yani. Bizim adet tekalitlerimize uymurlar. Tabii uymurlar ha. O evde yani indende yani bir çöplük de var ise bir evde ezelden var üzerinde tabii. Yani besleme olsa bir evde iyi olunduğu zaman baba iyiyse, nene iyiyse uşaklar da iyi çıkarlar tabii. Eğer baba iyi değilse Irak özünden tabii uşaklar da iyi beslemez özlerini. Onlar da belki. Sen hayatında hiç böyle bir şey getirdi, bu söz getirdi hayatında? Vallahi iyi hatırıma gelmir de. Bes... Hiç kötü insan görmüyorsa hayatında. Tabii görmüş de, görmüş de kötü insan. Kötü insan da çoktu da. Var da. Biz hep diyoruz inşallah iyiler daha fazladır kötülerden. İyiydi. Kötü hiç iyi oğlu. Biraz zahmetti. Zahmetti. Her kötü olsun. Ben diyeyim bu sülaleye kalır. Sülaleden kötü ise her kötü gider. Evet. İyiydi. Programımıza katıldığı için teşekkür ederiz sana. Memnun oldum. Çok sağ olun. Teşekkür ettim size. Sağ olasın. İyiydi Türkmen eline. Kerkük milletine. Vallahi biz bütün Kerkük milletine özellikle, yani Türkmen milletine özellikle, sonra bütün Irak milletine hep söyler gözlerine birleşsiler, bir el olsunlar. Bunu da görürüm de zahmet bir el olmakları. Yani ben doğru da konuşayım size uçan. Olur inşallah. İnşallah bir el olsunlar da. İnşallah belki bir yenci ilde, 2018 ilinde de bir her il olur, bereketli bir il olur inşallah. Bütün millet bir el olur. İnşallah. Yani o kadar birbirlerini de sevsinler millet. Sevsinler inşallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler. Böylece bugünlük programımızın sonuna erdik. Ama her şeyden önce programımızın atasözü iyi de kötünün ayağına yanarmış. Bu atasözümüzün bir hikayesi varymış. Onun hikayesi bir çiftçi varymış. İşte buğdanı biçerken ve toplanıp topluyup özün bir yerde. İşte ikinci günü gelip bakıp bu buğda esüge olubdu. Üçüncü gün aynı zaman gelip bakıp bu buğda gene esüge olubdu. Ama ondan sonra işte deyipti bu akit bir herkes geldi bu buğdadan çağlı günde benim haberim yoktu. İşte dördüncü gün çiftçi orada bekleyipti deyip bakın bu buğdamı kim her gün aparı ve ne hiç her gün özgü oldu. İşte ondan sonra bekleyipti bir günden bir güne bakıptı bir mecmua büyük bir mecmua kuş ve serçeler her biri dimdigiden bir buğda kaldırıp ve gidipti. İşte ondan sonra deyipti ha bu kuşlar benim buğdamı.
yağını yiyiblər. Ondan sonra bir çözüm bulması lazımdır. İşte bir sürü bir faq gətirir, buğdanın dörd bir ətrafına koyur. İkinci günü için gəli baxırıq, faqlar hepsi quş tutubdur. İşte gəli yaxuna her bir faq kaldırıb, quşun başını kupardırı o atırı. Əlin uzadırı, faqını kaldırır, quşun başını kupardırı. Ama en sonunda bir bilbil gəlibdi əlinə. Ve o bilbil deyibdi özünə, əm lütfen mənim başımı kesmə, bax mən ne güzelim, bax mənim səbəhlər sizu üçün şarkı söylərəm, sayınaram sizu üçün. İşte cifti dönüb deyib özünə, iyi də kötünün ayağına yanarmış. İşte böylece sevgili izleyenler, atasözümüzün hikayesi buymuş. Bir daha buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.